dördüncü finalinde de ne yazık ki kupayla, şampiyonlukla ayrılamadı kadınlar Euroleague'de. Yani şeyi konuşalım öncelikle, yarı finali ve maçları konuşalım. Sonrasında Fenerbahçe'nin ne yaptığını, neleri hatalı yaptığını vesaire, onlardan da bahsederiz. Ya çok büyük hayal kırıklığı, önce onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu süreci çok büyük hayal kırıklığı. İlk maça geçtiğimizde Prag karşısında kötü oynanan bir basketbol. Maça çok iyi başlayan, yüksek tempoyla başlayan, iyi iş çıkartan bir Fenerbahçe. Özellikle Alina Yagupova'nın skorer oyunuyla başlayan Fenerbahçe. Çift taneleri buldu hızlı bir şekilde. Yani ikinci çeyreğin sanırım başıydı. Fenerbahçe çift taneleri bulmuştu. Sonrasında Alina Yagupova'nın bir kenara alınması var. O birkaç dakika ritim kaybı Fenerbahçe'de. Bir anda çeyreğin geride kapatmaya, sonrasında 3. çeyrekte çift tanelerde geriye düşmeye sürecine yol açtı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam son 2 dakika kala, 3. çeyreğin son 2 dakika kala 61-51 ya da 62-52 gibi bir skor vardı ortada. Prag'ın üstünlüğü vardı. Fenerbahçe çift tanede gerideydi. Özellikle Amando Zahui ve sonrasında da Kayle McBride'ın arda arda dış şutları rakibin kırdı. Mental anlamda da kırdı. Fenerbahçe'nin agresif savunması, sert savunması. Bir de bunun yanında Maria Conde'nin omzunda yaşadığı bir sakatlık ki 4. çeyreğin başında, yani 3. çeyreğin sonunda oyundan çıktı. 4. çeyrekte hiç oynamadı Maria Conde. Onların da en önemli dış skoru atan ellerinden biri. Yani topu yere vurabilen, dış skor atan oyuncularından biri. Onun da eksikliği onların hücumda ellerini biraz daha zayıflattı. Çok iyi savunma takımı da değillerdi. Fenerbahçe buraları çok iyi kullandı. Yani özellikle Kayle McBride, özellikle Amanda Zahui. Burada üretilen skorlar Fenerbahçe'yi çift tanelerde öne geçirip maçı kazandırdı. Bakıldığında hikaye anlamında işte çift tanelerden gelip kendi sahanda seyircinle bütünleşerek maç kazanıyorsun. Bence final için ne kadar umutlu olabileceğini anlatabilen bir senaryo. Kesinlikle. Döndük, finale geldik. Finaldeki rakip Sopron'du. Sopron sezon başından bir yana benzer basketbolu oynayan, benzer basketbolu Avenida'yı yenen, sezon içerisinde Fenerbahçe'yle iki defa karşılaşıp aynı gruptalardı biliyorsun. İkisinde toplamda 49 sayı fark yiyen, 23 sayı, 26 sayı mıydı? Öyle bir şey bitti yanlışım yoksa. İlk maç 73-47, ikinci maç 82-59. Yani ikisinde de 60 sayıları bulamayan, düşük skorlu atabilen, Euroleague'in en düşük skorlu takımlarından biri, rakipleri de düşük skorla tutan takımlardan biri. Tam tersi, yani Fenerbahçe hikaye anlamında tam tersi iki tane maç oynadı. Ya yani birincisi Prag maçıydı, Prag yüksek skor atabilen bir takımdı. İkincisi Sopron düşük skor yiyebilen takımlardan biriydi. Yani savunma takımı hücum takımıyla oynadı Fenerbahçe, yarı final ve finali. Şimdi Final Four'a gelmeden önce sezon devam ediyor ve Ekaterinburg'un devam ettiği senaryodan bahsediyorum. Sopron'la Prag eşleşmesi olacaktı. Çeyrek finalde yüksek ihtimalle de Prag Sopron'u elerdi. Eleyecekti. Benim tahminim o yönde. Benim Final Four tahminim de hep şeydi. Ekaterinburg, Fenerbahçe, Avenida, Prag. Dörtlüsü Final Four'a gider gibi bir yaklaşımım, düşüncem vardı benim. Ama Ekaterinburg turnuvadan men edildi. Eşleşmeler değişti. Bir anda Prag Fenerbahçe'nin tarafına kalmış oldu. Prag Fenerbahçe eşleşmesi oldu gibi bir senaryo çıktı karşımıza. Şimdi bunu anlatırken şöyle, Sopron'la oynadığım maçta Fenerbahçe'nin tempoyu arttırması, yüksek tempoya çıkması gerekiyordu. Temiz rebound alması gerekiyordu. Ve rakibin özellikle uzunlarının çok fazla çıkamamasından kaynaklı. Bunu işte kısaların potaya biraz daha fazla atak ederek, biraz daha fazla orta mesafe atarak fark yaratması gerekmesini bekliyorduk. Fenerbahçe'nin buna çalışabildiğini işte, ama ne yazık ki Fenerbahçe her seferinde işte perde sonrası şut atmalar, bireysel birebir oynama, sürekli bireysel oynama, bireysel çaba içerisine girme, bir takım organizasyonu çabasında olmamak, rakibin savunması zaten kötü bir takım değil, kötü savunma yapan bir takım değil ama muhteşem de savunma yapmıyorlar. Yani öyle uçan kaçan savunma da yapan bir takım değil. Ama Fenerbahçe'yi etkilediğini gördük. Sadece biraz daha isteklilerdi. İsteklilerdi. Maçın başında normale göre biraz daha fazla soktular. O da sadece maçın başında bu arada. Yani normal oynadıklarına göre daha biraz fazla. Biraz da son periyodun
başlarında, 3. çeyrek sonu, son periyot başı kritik, yani, tam geri dönüşlerde tekrar cevap verdiler. Hepsi şutlara. De şey olsa anlardım Levent. Ya el üzerinden de bunu soktular falan deseydin anlardım da. Ya orada da çok şey verdin, izin verdin. Ali Nenegupova çok kötü maç geçirdi. Kayla McBride çok kötü maç geçirdi. Satu Sabali çok kötü maç geçirdi. Elizabeth Williams çok kötü iki maç geçirdi. Aynı şekilde ya, Bri Hartley çok kötü maç geçirdi. Yarı finali çok iyi oynamıştı. Finali çok kötü oynadı. Mesela Olcay Çakır Fenerbahçe'de, Olcay Çakır Turgut Fenerbahçe'de ayakta kalan ender oyunculardandı. Ama mesela o da maçın sonunda çok yanlış karar verdi. Bomboş gidiyordu. Bomboş Bodoslama dalmak yerine. Yani ki orası açılmak üzere. Çünkü Kayla McBride 3 sayı atacağını düşünen oyun, yani oyuncu Kayla atacak diye Kayla'ya doğru. Oyun geldi, oraya geldi. Geldi. Bıraksa bir sayıya inecekti. Yaklaşık 55-60 saniye vardı. Savunacaktın. Ne yazık ki Fenerbahçe eline gelen iki tane fırsatı teperek. Ne yazık ki şampiyonluktan oldu. 4. defa oldu. Şimdi ben dün falan konuştuğum arkadaşlarıma da benzer şeyi söyledim. Fenerbahçe 3 tane final kaybetti. Ekaterinburg, Galatasaray ve Dinamo Kurska. Üçünün de sebeplerini farklı farklı sayarsın. Ekaterinburg'un kadrosu çok iyiydi. Galatasaray'la final oynadığında Galatasaray en formda dönemine denk geldi Fenerbahçe. Fenerbahçe zaten sezon içerisinde çok inişli çıkışlıydı. Finalde de istediği gibi oynayamadı. Mental anlamda da dağıldı. Dinamo Kurska oynadığında Fenerbahçe'nin kadrosu zaten o finali oynamak için yeterli değildi. Çok büyük sürprizdi Fenerbahçe'nin finale kalması. Bu Sopron gibi kaldı aslında Fenerbahçe finale. Yani bu Sopron'un şampiyonluk alması, o zaman Fenerbahçe'nin şampiyon almasıydı. Hepsinin sebepleri var ama Fenerbahçe'nin Sopron'u bu kadroyla kaybetmesinin bir sebebini bulamıyorum ben. Yani burada anlattıklarım işte Sopron attı, iyi savunma yaptı falan. Fenerbahçe'nin kadrosunun kalitesi bir şekilde bu maçı almaya yetmeliydi. Fenerbahçe'nin koçu bu maçı aldırmaya yetecek kadar coaching yapabilmeliydi. Fenerbahçe'nin idari yönetimi Fenerbahçe'nin motive edebilmek için, oyuncuların motivasyonunu, konsantrasyonunu üst seviyeye çıkartabilmek için bu dörtlüye takıma karşı çok rahatlık, elleri çok rahattı. Ama bence hiçbiri olmadı. Hiçbiri olmadığı için de Fenerbahçe ne yazık ki kaybetti. Şey söyleyeceğim, Sopron şampiyonluğu çok hak etti mi? Çok daha hak edilmiş şampiyonluklar gördüm ben. Ama sonuç olarak şampiyon olmuş takım hak etmedi diyemem. Ama Fenerbahçe, Sopron mu daha çok şampiyonluğu hak etti? Fenerbahçe mi daha çok kaybetmeyi hak etti diye sorsan, Fenerbahçe daha çok kaybetmeyi hak etti derim. Çünkü Sopron'un kazanması için Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Gerçekten elinden geleni yaptı. Ya bir maçı kaybetmek istersen böyle kaybedersin. Hem Sopron'un kazanması için hem de Fenerbahçe'nin kaybetmesi için. Yani kendi ayağına sıktı aslında yani, bir yerde. Mesela Alina Yagupova fiziksel üstünlüğünü her kullandığında, potaya gittiğinde veya farklı işte sırtı dönük hücum ettiğinde hep üstünlük sağlamış. Geriye çekilip üçlük atıyor. Ya moladan dönüyorsun. Ya şimdi moladan nasıl dönersin? Koçluk yani oyunculuk oyuncusun sen, eski oyuncusun. Koçun bir çizer, basit bir set çizer. İşte basit bir skor bulacak set çizer. Savunmada seni toparlayacak bir şeyler söyler falan. Dönüyorsun, geriye çekilip üçlük atarak dönüyor moladan. Tek pas üzerinden geriye çekilip üçlük atarak dönülür mü ya? Hayır şimdi, yazık günah değil yani mi? Oyun için ayrı konuşuruz ama işte az önce bir fotoğraf geldi. 9500 kişi var. Kahraman olabilir Yakupova, McBride, aynı şekilde Zahui taraftarı coşturdu zaten ilk maçtan itibaren. İkinci maçta da bir kıvılcımı getirdi, başlattı ama maalesef sonu gelmedi. Şimdi koç olarak sen molalardan bahsettin. Artık maç gidiyor. Bu net bir şekilde gözüküyor. Yani taraftarla birlikte geri gelebilirsin. Taraftarın ateşleme gücü zaten ülke arenada, Avrupa'nın konuştu. Az sonra zaten LeBron'un tweetini de göstereceğiz. Burada bir yaptırım neden yapamadı koç Lapena, Yakupova'ya veya Bright'a, çünkü Sabali'ye, yani takımda bir huzursuzluk olduğu da konuşuluyor. Bu huzursuzluğun sebebi, kaynağı nedir? Koça mı inanmıyorlar? Birbirleri arasında mı bir atışma yaşandı? Ya onu bilemem ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi sezon başından bu yana bu basketbolu oynuyorsun sen. Ya ezberin bu. Yani B planı yapmamışsın. A planı Yakupova kaldırıyor, sokuyor. Aa çok güzel. Soktuğu zaman kırıyorsun zaten rakipleri. İşte Prag maçını düşün. 10 sayı farklı öndelerde
çift hanelerde geriye düştüler. Çünkü sokmaya başladığın andan itibaren rakip mental anlamda onu mu tutacağım, Yagupova'yı mı tutacağım, Keyla'yı mı tutacağım, Amanda Zahu'yu atmaya başladı, Satu Sabal'le atmaya başladı. Ya bir anda dağılıyorlar. Ki zaten Fenerbahçe zaten bir anda 3, 6, 9 diye sayıyor. Fenerbahçe'nin elinde de yani saydığın oyuncular gerçekten çok tehditkar ya, oyuncular, şütör oyuncular. Şimdi şey yapmayayım da, küçük görmeyeyim de yani Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyorum. Bry Hartley oynuyor, WNBA oyuncusu. Alina Yagupova, Avrupa basketbolunun en değerli oyuncularından biri. Kayla McBride, WNBA'in en önemli skorerlerinden biri. Satu Sabal'le yüksek ihtimalle, yani kendi takımının WNBA'deki en önemli oyuncularından biri. Bir de yani kendi pozisyonunun en değerli isimlerinden biri Avrupa pasaportlu, Alman vatandaşı. Evet. Elizabeth Williams çok iyi savunmacı. Yani hiçbir zaman hücumda çok büyük oyuncu olmadı. Bu sezon çok iyi geçirdi ama hiçbir zaman çok büyük bitirici oyuncu olmadı. Yani Elizabeth Williams 4 sayı 13 reboundla çıktı, çok maç görürsün. Zahui. Zahui çok değerli bir Avrupalı oyuncu. Yani şimdi böyle oyuncular var. Türk oyuncum var, Olcay Çakır Turgut. İyi de maç geçirmiş bu arada. Olcay'ın kötü maç geçirdiği de çok fazla maçlar var. İyi maç geçirmiş. Tuğçe Canites'in var. Kullanmadın ama var. Şimdi sen hali hazırdaki Kaya Stokes var. Kullanmadın ama evet. Kaya Stokes var. Tamam, sakatlık sorun yaşadı. Kullanamadın. Kendini hazır hissetmedi. Hazır değildi. Anlayabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin kadrosu çok değerli bir kadro. Şimdi dönüyorsun. Sopron'un kadrosuna bakıyorsun. Guardları Brian January. Çok beğendiğim guardlardan biri. Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı ama 35 yaşında yani. Fegivernek'i 84 doğumlu. 38 yaşında yani yıllardır hala aynı yerde. Dönüyorum Yelena Brooks. Ya ezbere biliyor olman lazım Yelena Brooks'un neler yapabildiğini. Bu seviyelerde artık. Bernadette Hatar özel bir oyuncu ama yani elinde sonunda ya bunu Fenerbahçe'nin hiçbir kısası yardıma gelmez mi? Hatar yürüye orta mesafe attı. Yani hiç yardım savunması başarısız. Reboundlara kimse yardım etmiyor. Herkes böyle bakıyor. Hücumda herkes izliyor. Dönüyorum. Kıta dışı oyuncu, kadın basketbolu, Avrupa kadın basketbolu en değerli oyuncu. Fenerbahçe kıta dışında Kayla McBride'la Elizabeth Williams oynatıyor. Ya çünkü kıta dışı demek değerli bir oyuncu demek. Dönüyorsun Brian January'i oynatıyor 35 yaşında. Stephanie Dolson'u oynatıyor. Dolson dediğin oyuncu Edirne ile ligden düştü. Son maça çıkmadı. Kaçtı gitti falan muhabbeti oldu. Stephanie Dolson yani zayıf bir oyuncu. Buraların oyuncusu değil. Kabul edilebilir bir şey değildi. Ya, bu... ya Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti, bu finali kaybetmesinin açıklaması yok. Yok yok. Yani sessizliğe gömüldü. Bilmeyelim mi, duymayalım mı, konuşmayalım mı? Konuşmuyorlar zaten kimse. 10 bin kişi hayal kırıklığına uğrattın. Milyonlarca Fenerbahçe'yle hayal kırıklığına uğrattın. Ve bunu ne yazık ki sen yukarıda konuştuk az önce. Sana Çukurova'dan sonra sorsaydım keşke dediğim bir konu vardı. Yani Fenerbahçe Çukurova maçından hiç ders almamış. Hiç ders almamış. Ben sana işte Final Four'u konuşmadan önce 2 yayın yaptık. Veya 3 tam hatırlayamadım. Soracaktım. Çok fazla... Konumuz uzamıştı. Hadi bir daha girmeyeyim oraya dedim. Nasıl olsa çünkü zaten koçta devam edilecek. Şimdi o da aslında büyük bir hayal kırıklığıydı. Çukurova finalini kaybetmek Fenerbahçe kadın basketbol takımı için. Şimdi ve belki de bu finalden de kötü oynandı veya bu final gibi oynandı o final maçı da. Yani şu anda Fenerbahçe'nin 2 kupası olabilirdi bu sezon. Ama 2 kupa gitti. Ve iki maçta gitti. Bu arada ikisi de benzer oynandı. Sadece Çukurova Fenerbahçe'ye göre, Sopron'a göre daha fazla soktu. Bak daha aradaki tek skor, var. Skor. Daha fazla skor attı. Bak arada hiçbir fark yok. Oyun anlamında hiçbir fark yok. Maçı açtın. İki maçı da açtın. Ya bu takım kazanmak için hiçbir şey yapmıyor. Oyuncular da bak sırf sadece bence koç hatalı değil. Oyuncular da sen de bahsettin. Koç bu takımı motive nasıl edemez? Benim derdim bu. Ya koç, muhtemelen idare et, yönetici bir kesinlikle. Ya bir şey soracağım. Şimdi mesela çok fazla yazıldığı için ya sezon boyunca küçük salonda oynadı Fenerbahçe hatırlarsın. İşte 10 bin kişinin gelmesi baskı mı yarattı? Mesela sen şey noktasındasın. Mümkün değil. Yani itici güç olur tarafındasın. Ama ben şöyle yaklaşıyorum. Yani 3 tane şut bak. 3 tane şut soktuğumda iter taraftar zaten seni. Ama 3 tane şut kaçırdığında mırıltılar başladı. Mırıltılar başladığı andan itibaren o zaman baskı yarat. Şimdi ben şunu sormak burada istiyorum. Burada da koç devreye girer. Burada koç. İyi bir koç devreye girer. İyi bir koç. Sakinleştirir veya
baktığı işler yolunda gitmiyor mu? Savunmada öyle böyle gitti. Bak sen ilk yarıda kaç sayı attı Fenerbahçe? Bir ara 27-17 idi galiba ilk yarı skoru. Evet. 17 sayı attıysan. İlk 7 dakika yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 dakika skoru üretemedi. 12 skoru. Gerekirse erken bir müdahale yap veya oyuncuları genişlet, rotasyonu genişlet veya işte farklı bir şey çiz. Yakupova 2 tane yanlış hatırlamıyorsam son çeyrekte bir seti var Fenerbahçe'nin. Vektör attı. Bomboş pota dibe attı. Kullanmadın ki. Evet. Kullanmadın. Bak hepsi sayı olurdu. Hepsi sayı olurdu. Yani içeriye veya Zahui'ye çizilen, ya Bry Hartley hiç denemiyor mesela. Bu da çok büyük bir zafiyet. Yakupova ve elinde Mike Bright varken hiç denemiyorsun. Zahui kenarda, Sabali yani muazzam bir dörtlü. Savunmacı bir uzunum var. Mesela ben hakim değilim kadın basketboluna senin kadar ama basketbolunu biliyoruz. Ben iki maçı izleyince az çok oyuncudan anlıyorsun. Mesela Oblak, Teo Oblak. Bilmiyorum senin görüşünü. Koy Fenerbahçe, Şuma final 30 olmuştu. Tabii canım. Yani 30 olmuştu bak. Daha ilk çeyrekten 20 olmuştu. Ya 30 olmuştu. 20 olsun hadi. En hani sana 15 vereyim en düşük. Yani ama Fenerbahçe'nin guard sorunu zaten belli bir sorun. Ama bak buna rağmen Olcay mücadele... Olcay'ı, bu arada, Olcay'ı söylemiyorum. Ya, Olcay şey anlamında söylemiyorum. Çok iyi oynadı. Oyun kuruculuk anlamında Olcay'ı söylemiyorum. Ama Olcay sürekli mücadele edendi. Bence takımın en çok mücadele eden oyuncusuydu Olcay Çakırkul. Ve çok eleştirdiğim oyunculardan biri. Ama yine de oyun kurucu... Yabancı oyun kurucudan bahsediyorsun. Oyun kurucudan beklentim. Mesela Bray Hartley oyun kurucu değil. Bray Hartley geçiş oyununu oynayan, daha çok 1-2 pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu. Elinde top... Ya Fenerbahçe çok bence... Çok top tutuyor edindi. Guard değil çünkü. Ve onu hissediyorsun. Yani bir heyecan değil de belki bir tedirgin. Topu getirirken veya kendini çok fazla rahat hissetmiyor. Yakupova denemeyince bu sefer... çok fazla senin opsiyonun azalıyor. Dış şuta çok bağlı oluyorsun. Şeye yapıyorsun bu sefer. Rakip açısından kolay savunulabilen bir takım kesinlikle, haline geliyorsun. Kesinlikle. Ya Stefano Dolson'la Bernadette Hatar'la oynuyorlar. Hatar 3 foul aldı. Yani foul problemine Hatar girdi. Hatar ayak çekemiyor. Yani sen bunları kullanmıyorsun. Kullanmak istemiyorsun. Ya kullanmak istemiyorsan da zaten yenilirsin. Yani ne yazık ki Fenerbahçe kaybetmek için elinden geleni yaptı. Yani idarecisinden koçuna kadar, oyuncusuna kadar elinden geleni yaptı ve sonuç bu ortaya çıktı. Şimdi taraftar konusuna gelecektim. Çok yazıldığı evet, için. Orayı o, yukarıda da tartıştık. Yukarıda çünkü. Da tartıştık, geride kaldı. Yani sen farklı düşünüyorsun ama ben hep dediğim gibi. Ya 3 tane şut kaçırdıktan sonraki ortam, o daha çok baskı hissedersin. Çünkü sezon boyunca maçlarını 100 kişiye, 300 kişiye, 500 kişiye oynamışsın. Fenerbahçe lig maçı oynuyor. Gündüz saatinde 3'te başlıyor, 4'te başlıyor maç. Şimdi gündüz saati 3'te 4'te maça kim gider Levent? Öğrenci bile gitmez ya. Öğrenci bile gitmez. Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nun yanında Metro Enerji Spor Salonu var. Orada maç oynuyor. Lise salonunda Fenerbahçe Spor Kulübü ısrarla kaç yıl oldu o salonun açılalı? 7 yıl falan oldu. 7 yıl da değil ya. 2013 galiba. 2012-13'te açıldı. 8. 10 yıla gidiyor. 10 yıla gidiyor. 10 yıldır lise salonunda maç oynuyor Fenerbahçe. Bir kişi de demiyor ki abi bu salonda niye maç oynanıyor? Yani bir kişi bile demiyor mu? Ben şeyi kabul etmiyorum. Yani işte taraftarımız ilgisi yok. O yüzden küçük salonda oynuyoruz, baskı alıyoruz. Boş salon yoktur. Kötü yönetici vardır. O salonu dolduramayan yönetici vardır. Sana o salonu dolduramayan oyuncular vardır. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. O salonu dolduramayan taraftar vardır. İstanbul'un hemen İstanbul'un göbeğinde 20 milyonluk şehirde Ataşehir gibi bir yerde sen 1000 kişilik salonu dolduramıyorsun. Sen sorumlusu gelmeyen taraftar değildir. Yöneticisidir. Euroleague maçlarında da mı dolmuyor? Euroleague maçlarında biraz daha fazla oluyor. Çünkü biraz daha iş çıkış saati 7'de falan başlıyor. Yani ya insanlar gelebiliyor, öğrenci gelebiliyor. Belki ilgili olabilir. Dersim var ya. Benim dersim yok da. Ya öğrenci dersi var 3'te. Maç mı olur? Yani bir yayıncı istiyor. Kabul etmeyeceksin abi. Fenerbahçe Spor Kulübü saat öğlen 3'te maç oynamaz. Öğlen 4'te maç oynamaz. Ya bunu bu yüzden kaybetti diye söylemiyorum. Ama yöneticilik böyle başlar. Hayır, ben de farklı bir şey sorayım sana o zaman. Görüşünü merak ediyorum. Yine çok hakim olmamakla birlikte kadın basketbol dinamiklerine. Mesela Bahçeşehir Koleji'ne salon verildi bu sezon.
Bahçeşehir Koleji'nin maçlarını oynayacağı günlerde belki Fenerbahçe kadın basketbol takımı o salonda maçlarını oynayabilirdi. Boş. 50 kişiye, 100 kişiye ama en azından hani masrafı belki artabilir. Daha büyük bir salon, elektriği veya işte güvenli. Fikstür, güvenli. Fikstür olarak da onu denk getirmek erkek basketbol takımıyla kolay olmayabilir ama belki böyle bir şey yapılabilir. Bahçeşehir Koleji ile arda arda oynamasından bahsediyorsun maçların. Ya Bahçeşehir'de hadi verdin veya işte Bahçeşehir'den önce oynatırsın veya Bahçeşehir yerine kadın basketbol takımını oynatırsın. Yani farklı bir şu an yerden bakmaya çalışıyorum ama senin hani söylediğin, sen hep söylüyorsun çünkü bunu. Çözüm bir tek o aklıma geldi. Yani küçük salondan yandaki büyük salona, erkek takımının oynadığı salona geçmek. Fenerbahçe'ye o salonu yakıştırabiliyorlarsa, Fenerbahçe'nin herhangi bir branşına öyle bir salon yakıştırabiliyorsa Fenerbahçe idarecileri, zaten bu iş çözülmesi kolay değil. Ya ben şey derim yönetici olarak, başkan olarak mı o salona gitsem, yönetici olarak, arkadaş biz burada niye oynuyoruz? Yanında güzel salonumuz yok mu? Şey, elektrik faturası çok mu geliyor? O mudur problem? Arda arda maçlar da olur. Maçların biletlerini de şey yapabilirsin. İşte bu maçın ÇED'in taraftarına, işte maçlara bilet isteyenlere dedin ki işte kombineli taraftarlar şuradan alır. Ya bunları yaparsın, çok şey yaparsın. Ya mesela ayarlayabilirsin. Sen özellikle iste. İsteyle, istemekle alakalı bu. Sen işte sadece şey geldiğinde, işler iyi gittiğinde kolej havası yaratmış bir takım yaratıldı Fenerbahçe'de diye konuşma. İşler işte sallantıda gittiğinde ekonomik olarak Fenerbahçe'nin bunu kaldıramayacağı, işte borçlar var, işte şube zarar ediyor diye konuşma. Bu olmaz. Elindeki ürüne ne kadar sahip çıkarsan karşılığını o kadar görürsün. Peki bundan sonra ne olacak sence? Yani işte sosyal medyada yazılıyor ama daha net bir karar çıkmadı. Koçla devam edilir mi veya yönetimden herhangi bir değişim olur mu? En azından sezon sonuna kadar bilmiyorum. Yani yardımcısı da yabancı. Ömer Boğaralı var. O da yıllardır kulübün içinde, altyapılarda da çalıştı. Bir dönem Beşiktaş'ın da başında. Evet, head coach'luk da yaptı. Şey söyleyebiliriz. Yani bu saatten sonra ligi kazanmak için Fenerbahçe böyle bir hamle yapabilir. Ama böyle de devam edebilir. Zaten sezon boyunca böyle oynadık. Finali de Çukurova'da sezon oynayacağız. Sezon sonu kesin olmayacak. Sezon sonu. Yani sezon sonunda ya ben Victor Lapenya'nın Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe basketbol şubesinin iki tane koç değişikliği yapacağı şu Avrupa karnesinden sonra net gibi görünüyor. Yani çok büyük sürpriz olur kalması. Ama uzun süreli kontrat imzalamıştı diye hatırlıyorum Fenerbahçe'yle. Kontratı devam ediyor olabilir. Çıkabilirler mi, çıkamazlar mı, o konuyu bakmak lazım. Bir yere de şimdi şampiyonluk görüntülerine gelmişken bir yere de değinmek istiyorum. Şimdi burada Fenerbahçe fotoğrafı var mı bilemedim. Denk gelmedim. Daha çok Sopron'a burada denk geldim. Burada yok. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin şeyinde seremonisinde, ikincilik seremonisinde Alina Yakupova yoktu. Evet. Çok kötü görüntü. Birinci bu. İkinci, Sopron'un şampiyonluk kupasını aldığında Fenerbahçeli ne oyuncu, ne koç, ne idareci vesaire hiçbiri yoktu. Yıllar önce yanlışım yoksa Karşıyaka Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Takım soyunma odasına giderken Jeriko Obradovic durdurmuş. O bütün seremoniyi takıma izletmiş ve devam etmişti. Yıllarca da benim izlediğim birçok finalde, kaybedilen maçlarda işte erkek basketbol, kadın basketbol, ya kadın basketbola emin değilim de erkek basketbol veya Euroleague maçlarında bütün herkes orada bekliyor. Futbolda bunun örneklerini görüyoruz. Yani ya da futbolda. Herkes şampiyonu görüyor, şampiyon kupasını kaldırıyor, dağılıyor. Şimdi Fenerbahçe'den bir tane idareci, bir tane oyuncu, bir tane koç ortalıkta yok. Herkes soyunma odasına gitmiş. Öncelikle birincisi Alina Yakupova ve takım içinde geçerli. Alina Yakupova çeye çıkmadığı için kaybetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kaybetmeyi, kabullenmeyi öğrenmeniz gerekiyor öncelikle. Bu bir kere bir şey söyleyeyim bak. Takımın tamam oraya tartışabiliriz ama Yakupova'nın yaptığı kabul edilemez. Bu Sopron'u da geçtim. Organizasyona, senin takım arkadaşlarına, onlar da kaybetti. Sen tek başına oynamadın. Sonuçta 1'e 5 oynamadın. Veya 1'e 12.
Sen de kaybettin, takım da kaybetti. Sen eğer o takımın bir parçasıysan, sen o takımla birlikte oraya çıkıp öyle ağlayacaksın geri geldiğinde, final kaybettiğinde insanlar ağlıyor oturup, koca koca insanlar. Veya biz yapamadık mı? Takacaksın ikincilik madalyasını, işte şiltini tutacaksın orada. Yalandan da olsa gülmeden pozunu vereceksin. Sonra da diyeceksin durmak ki... Durmak zorundasın. Durmak zorundasın. Sonra da diyeceksin ki gözünün önünde o kupayı kaldırdıklarında hırslanabiliyor olman lazım. Bu kupayı seneye bizim kaldırmamız gerektiği konusunda. Bravo, aynı. Kesinlikle. Yani soyunma odasına gittin, üstümü değiştirdik. Akşam nereye gidiyoruz? Ya da yedildi mi gitmiyor. Bitti bak. Rakibin bunu izlemen lazım. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi yok mu? Bu oyunculara orada duracaksın diyen. Bir tane Fenerbahçe basketbol, kadın basketbol şubesi icarecisi yok mu? Burada durmanız gerekiyor diyen. Bir tane Fenerbahçe takım kaptanı, arkadaşlar burada duracaksınız, durmanız gerekiyor diyen bir tane Fenerbahçe kaptanı yok mu? Olcay Takır Turgut. Oyunlu başka yer ama kaptanlık başka şey. Ha bir de kaptanlık demişken, iki hafta önce Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe takımının kaptanı Tuğçe Canites'di. Basın toplantısında Tuğçe Canites çıktı. Fenerbahçe kaptanı diye anlatıldı. Maçta anons yapıldı. İşte şeyler anonslandı, oyuncular anonslandı. İlk maçın sonunda. Önünde şey çıktı işte, Olcay çıktı, arkasında Tuğçe çıktı da onu çok anlamamıştık sahaya çıkarlarken de. Anons yapılırken anonsu şey dedi. Team kapten Olcay Şakır Turgut dedi. Ne oldu iki haftada? İki maç Tuğçe Canites kaçırdı. Türkiye Kupası'nın kaybedilişi Tuğçe Canites'e mi yazıyor? Ya da başka bir şey mi oldu? Ne oldu? Ve Tuğçe hiç süre almadı finalde. Şimdi Fenerbahçe'ye iyilik mi yaptınız? Ne yaptın? Yani iki hafta önce Türkiye Final Four'dan iki hafta önce böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. Ya şimdi düşünsene. Ya bu, ben sana söyleyeyim. Bu işi Tuğçe'ye patlar. Tuğçe Canites'e patlar bu iş. Hayır, düşünsene mesela şimdi kadın basketbolu çok konuşulmuyor. İşte sen konuşuyorsun. 2-3 tane daha isim sayarız veya senin gibi her maçı her hafta takip eden çok az insan var. Bu bir gerçek. Şimdi basket takımını düşün. Melih Mahmutoğlu yıllardır bu takımın kaptanı. Türkiye Kupası oynanıyor. Melih kaptan. Euroleague finaline gidiyorsun. Bir anda Metecen kaptan. Melih kaptan değil. Ya bu mesela açıklanmaz mı? Veya duyulmaz mı? Konuşulmaz mı? Nedeni nedir? Ne değildir? Bu takımda neler yaşanıyor? Ya neden kaptanlık alındı eğer alındıysa? Alındıysa neden sahada? Neden kadroda? Bak. Kendimi istemedi, koç mu istemedi, yönetim mi istemedi, genel menajer mi istemedi? Benim aklıma bu ya sorular bak, geldi. Ben bir bilgim yok. Eğer o değişiyorsa Final Four'da kadroda olmaz. Bak, en kritik yerde kadroda olmaz. Fenerbahçe futbolda yaptı en kritik yer dedi. İşte biz dedi işte Kayseri deplasmanına gidiyoruz. Milli takım arası Ozan ve Mesut'u kadro dışı bıraktı. Doğru yer. Galatasaray maçı oynayacağız. Arda arda maçlar oynayacağız. Bu takımın huzurunu bozmayacağız dedi ve kadro dışı bıraktı. Tabii. Bak kötü bir karar değil. Doğru ya da yanlış tartışasın. Kötü bir karar değil ve bu uygularsın. Sen onu iki gün sonra affedersen herkesi kaybedersin. Bütün takımı kaybedersin. Aynen. Yani bu sorgulanması gereken bir şey. Ben burada gördüm. Konuyu bilmem. Ama ben iki hafta önce ben emin olmak için yanlış mı hatırlıyorum dedim bak. Hakikaten ben Tuğçe'yi kaptan biliyorum. Yanlış mı biliyorum dedim. Türkiye Basketbol Federasyonu sitesinden döndüm, haber bulmaya çalıştım. Haberi bulamadım. Site istediğim gibi çalışmıyor. Sonra girdim. Twitter'a girdim. Twitter'dan Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Türkiye Kupası finali öncesi basın toplantısının detayını buldum. Veya orada şey yazıyor. İstatistikte de yazıyor kaptan kimdi. İstatistikte de zaman zaman yazabiliyor. Güzel yerden hiç aklıma gelmedi. Şey yaptım. Fenerbahçe takım kaptanı Tuğçe Canites diye Türkiye Basketbol Federasyonu sitesinde şey var. Haber var. Twitter'da yakaladım ve buldum. Basın toplantısının açıklamalarında var. İki tane kaptan katılmış. Diğer tarafta da Esra Ural Topuz katılmış. Fenerbahçe'de Tuğçe Canites katılmış. Şimdi ne değişti iki haftada? Ne oldu? Bak dediğim gibi Tuğçe doğru bir şey yapmamış olsa. Çünkü finalde de bayağı bir oynadı. Çeyrek finalde de çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Galatasaray'a karşı bayağı iyi oynadı. Finalde de bayağı oynadı. Sahada kaldı. İyi oynadı, kötü oynadı. Ayrı bir olay. Ama Fenerbahçe finali ya da bir şeyi Tuğçe yüzünden kaybettiyse, iki tane lig maçı var arada oynamadı. Final Four'a döndürmezsin. Kadroda olmaz. 12 kişilik kadroda olmaz. Kötü yöneticilik, kötü idarecilik bence ne yazık ki Fenerbahçe'yi
burada çok sorgulanması gereken şey. Şimdi çözüme bir ufak hızlıca çözüme geleyim Fenerbahçe ile ilgili. Bundan sonra ne yapabilir? Fenerbahçe'nin 2014'te yapmadığını yapması gerekiyor. Fenerbahçe'de baştan başlıyoruz demesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin bir şeyi var. B takımı var. 2014'te, 2013'te mi kuruldu? 2014'te mi kuruldu? Altyapıdan çok büyük oyuncular yetiştireceğiz. Fenerbahçe altyapı takımı olacak diye bir genç takım kuruldu. İkincilikte oynuyor şu an, mücadele ediyor takım. Hatta bir tane de yabancı oyuncusu falan varmış. Yani neyse, çok önemli değil. Ona katkı veriyorsa, oyuncuların gelişimi konusunda katkı veriyorsa her türlü yabancı oyuncusu hayır demem ben. Sormam gereken şu soru şu. Bir dönem Sports TV'de de çalışma arkadaşımızdı Senat Okun. O dönem o takım kurulduğunda İsvendiyar Zülfikari ve Didem Akın'la beraber birlikte röportaj yapmıştı onlarla. Ve o röportajda işte Fenerbahçe'nin geleceğini kuruyoruz falan dediler. 12 yaşında bir kız çocuğu 2014'te Fenerbahçe basketbol şubesinin içine girmiş olsa şu an 20 yaşında kadroda yer alıyor olması lazım. Ve süre yaşıyor. Oluyor. Süre, ya o şey, o jenerasyon. Organizasyon Fenerbahçe'ye Euroleague Final Four'unda 5 dakika ise 5 dakika, 10 dakika ise 10 dakika süre alacak oyuncu yetiştiriyor olması lazım. 8 yıldır yetiştiremedi mi? 8 yıldır Fenerbahçe öyle oyuncular yetiştiremedi mi? İşte Melis Gülcan oynadı, şimdi Galatasaray'da oynuyor. İşte Merve Eroğlu oynadı, şimdi Bursa'da oynuyor. Yani potansiyelli oyuncu da yakalayamadım ben orada. Yani ya, bir şey yapmak için, şov için yapmayalım. Yapacaksak hak ettiği için yapalım. Gerçekten bir plan program doğrultusunu yapalım. Fenerbahçe'de işler kötü gidiyor, iyi gidiyor. İşte Amanda Zohi üçlük atıyor, çak yapmak kolay. Normal olan idarecilik, yöneticilik doğru plan yapmaktır, doğru iş yapmaktır. Fenerbahçe'nin baştan başlıyor olması lazım. Fenerbahçe'nin birçok konuda baştan başlıyor olması lazım. Ama kadın basketbol üzerinde konuşuyoruz şu anda. Baştan başlıyor olması lazım. Her şeye baştan başlıyoruz arkadaşlar. Kararını veriyor olması lazım. Ama birçok oyuncunun kontratı uzun süreli imzalanmıştı. Evet. Belki çıkışları vardı, belki yoktur, bilmiyorum. Ama başlı başına altyapıdan üst yapısına kadar Fenerbahçe'nin tekrardan doğru bir şekilde yapılanması lazım. 2014'te Galatasaray'a kaybedilen finalden sonra Fenerbahçe bunu yapamadı. Yapamadığı için, bak çok basit söyleyeyim, 2015'te yarı final serisi devam ederken 3. maçta, bak hiç abartmadan söylüyorum, 3. maçta koç kovdu Fenerbahçe. Pardon, 2. maçın sonunda koç kovdu Fenerbahçe. Çünkü doğru yapılanma yapmadın. Doğru yapılanma çok önemlidir. Hadi bugünü kurtaralım değil, doğru yapılanacaksın. Ben geleceği inşa etmek istiyorum diyeceksin. Belki 2 yıl başarısız olacaksın üst üste. Ya da 3 yıl başarısız olacaksın. Ama sonrasında inşa ettiklerine devam edeceksin. Fenerbahçe'nin yamuk binası var, inşa etmeye çalışıyor. Ve yanlış insanlarla inşa etmeye çalışıyor. Peki, reklama gideceğiz. İlk kısmı uzattım ama biraz da kısaca yine Sopron'u konuşmak istiyorum. David Kaspar, taraftardan bahsettin sen. Şimdi açıkçası ben rakip koç olsam ve iki maçı da işte az önce söyledik, 73-47, 82-59 kaybeden bir takımın koçu olsam ve o kadar taraftarın önünde, ya tamam öndeyiz, işler iyi gidiyor ama Fenerbahçe yıldızlarla dolu bir takım, her an geri gelebilir. Ya kaybedebiliriz hissiyatı ister istemez oluşur ama takımı müthiş yönetti. MVP Gabby Williams, o da 14,5 sayı Final Four'da, 5 rebound, 4,5 asist, 3,5 top çalma. Biraz araştırdım, gece merak ettim, baktım. Annesi Fransız. Fransa milli takımıyla Tokyo'da olimpiyatlarda 3. oldular. Geçtiğimiz sene 2021'de en iyi savunmacı oldu Euroleague'de ve 1. takıma seçildi. Bu sene de MVP Final Four'da, 96 doğumlu oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Önce şeyden başlayayım, Gabby Williams'dan başlayayım. Ama çok iyi bir şutör değil. İşte her şeyini işte bu kahvaltı vardır ya, little into the middle. Hakikaten her şeyi biraz yapabilen oyuncu. Ama her şeyi yaparken de biraz derken az tarafında değil de biraz fazla tarafında yapabilen bir oyuncu. Sadece işte dış konusu ya da şut konusunda biraz sıkıntıları var. Ben daha çok saha içerisinde liderlik yaparken problem yaşayabileceğini düşündüğüm oyunculardan biriydi. Onu da final maçında bence çok iyi yaptı. Yani takımı liderlik etti işler kötü gittiğinde. Çok kritik şutlar soktu ki özellikle yarı finalde çok önemli bir yerde 3 tane foul kaçırmıştı. Mesela 3 arka arkaya serbest atış kaçırmıştı. Ben onun bu mental eşiği aştığını, burada en azından aşabildiğini finalde gördüm. Finalde iyi savunma yaptı. İyi savunma yaptı. Birebir savunmayı da çok iyi yaptı.
Yani bunu söyleyebiliriz şey için. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Çok iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Ve hak ettiği bir MVP ödülünü aldı. Yerine Brooks'la arada gitti geldi bende ama yani gebiydi bence. Finali kazandırmak çok iyi, önemli bir iş. David Gaspar'a gelecek olursak, benim çok tuttuğum koçlardan biri değil. Bence final özelinde de çok iyi çalıştığını düşünmüyorum ben. Yani öyle biraz söyleyeyim. Daha işler doğaçlama gelişti aslında. Ya onlar kendi doğallarını oynadılar. Ve her geçen dakika Fenerbahçe'nin kötü hücumu onların işine geldi ve onların istediği gibi gitti. Mesela bence Prag daha takım. Tabii. Daha iyi basketbol oynuyor. Daha iyi şey oynuyor. Yani hissediyorsun orada aradaki takım kadro farkını. Ama bence David Gaspar'ın yaptığı çok önemli bir şey vardı. Bir avantaj bu arada. 23 ve 26 sayı yenilmek. David Gaspar bunu avantaja çevirdi. Dedik kaybedecek bir şeyimiz yok. Rahat olun. Daha rahat oynattı takımı. Daha sakinlerdi. Çok doğru yerlerde mola aldı. Yani Fenerbahçe'ye göre çok doğru yerlerde mola aldı. Ve bence fişi doğru yerlerde çektiğini düşünüyorum. Hakikaten şey. Bana sorarsan, ya şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ya David Gaspar gelse Fenerbahçe'nin başına ben çok memnun olmam. Pran koçu gelse. Yapabileceğini düşünmüyorum. Çok sert bir, dominant bir karakter. Evet, yani biraz zor. Çok iyi bir koç ama çok zor bir. En azından bizim ülkemiz için çok zor, kolay olmayacaktır yönetilmesi. Zaten o da çok fazla kendi benzer kabuğunun ülkelerden. Kabuğunun dışında. Evet, yani yabancı çıkmıyor. Oyuncular da aynı şekilde. Evet. İşte yıllardır Alisha Thomas'la çalışıyor, yıllardır Brionna Jones'la çalışıyor. Yani onu da söylemek lazım. Mesela Robert Iniguez'le ilgili de fikirlerimi daha önce söylemiştim. Yani Fenerbahçe'den sonra biraz daha koçluğunu geliştirdi ama yani Fenerbahçe yeri değil. Yani yarı finaldeki onun da İspanyol koçlarla işler zor. Ne yazık ki. Hadi bırakmayayım sonraya. Şimdi sorayım. Mesela La Pena şimdi veya sonrasında ayrıldı. Senin koç tercihin veya yerde yabancı kadın, var mı böyle bir isim kadın basketbolunda? Kadın basketbolunda ne yazık ki çok fazla üst düzey koç bulmak kolay değil. İşte oyuncunun kabul ediyor olması gerekiyor. Hep yani o koçu. Yani çok ya şimdi bir isim vermeyelim ya. Yönlendirme tamam. De oluyor bir taraftan tamam. Da. Tamam. Bana yani, sonra söylersin. Sonra konuşuruz.